Devam edeceğiz. Ve bugün bab min eşşirk en yestagîs bi gayrillah ev yed'u gayrehu kısmında gidiyoruz ve bugün fihi mesail. Yani bu ayetlerden, bu hadislerden almış olduğumuz şeylerin faydalarını inşallah bugün sunup yarın da bu son ders olmak üzere bu bölümümüzü bitirip ve bab el kavlullahi teala kısmına girmiş olacağız Rabbimin izniyle. Evet. Fihi mesail. Yani bu almış olduğumuz Bismillah. Almış olduğumuz bu ayetleri, hadisleri çıkan faydaları alacağız. El-ula enne atfa du'a alel istigâthe min atfil âm alel khas. Duaları Yüce Allah'a yapmış olduğumuz dua ve dualar nasıl ki istigâtheye atfedildiği gibi aynı zamanda genelin özele atfedilmesi benziyor diyor. Yani burada dua el-atf alel-istigâthe min atfid-dua alel-khas. Yani bu duayı nasıl istigâthe atfediliyorsa burada aynı şekilde genelin özele atfedilmesi gibidir diyor. Nasıl? Burada açıklıyor. Yani diyor. Hayth قال في الترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Hani tercümede dedik ki işte şirkten nedir? Allah'tan başkasına yakardığın zaman, Allah'tan başkasına dua ettiğin zaman, ondan istiğane istiğafe ettiğin zaman veyahut da Allah'tan başkasına çağırdığın zaman, ondan yardım dilediğin zaman bu şirktir diyor. وَوَجَّهْ ذَٰلِكْ أَنَّ الْاِسْتِغَاثَ طَلْبْ اِزَالَةِ الشِّدَّةِ وَالدُّعَى لِطَلَبْ ذَٰلِكَ وَغَيْرُهُ. İstiğate diyor, yardım edilen diyor, bir sıkıntıyı gidermen için yalvarırsın değil mi? İster bu Allah'tan başkasına yalvarırsın, isterse Yüce Allah'a yalvarırsın. İşte bu istiğate Yüce Allah'a yapıldığı gibi aynı zamanda yaratılmış olan mahluklara da yapılıyor. İyi belirlemek lazım burada. Ondan dolayı el-istiğate diyor, burada iki çeşit var. Birisi Yüce Allah'a yapılıyor, birisi diğeri yaratılmış olan mahluklara yapılıyor burada. Bunu iyi ayetmek lazım diyorum. İza la istigâthe nev'an min eddu'a veddu'a'a. Diyor ki burada işte istigâthe yardımdan ibadettir diyor ama dua diyor genel olarak kapsamlı bir ibadete içeriyor diyor. Yani duanı istersen Yüce Allah'a yaparsın yahut da istersen yaratılmış olan mahluklara yaparsın. Yani geniş anlamlı burada manaya içeriyor dua diyor. فهو من باب العطف العام على الخاص. Yani genelin özele atfedilmesi gibidir diyor. Yani burada önemli olan duayı kime yapacaksın? Önemli olan kimden yardım dileyeceksin? Önemli olan Yüce Allah'a kulluk edecek misin? Yoksa yaratılmış olan mahluklardan istiğane istiğate edeceksin. Önemli olan bu. Dedik ya istiğate iki çeşittir. Ve burada yani istiğate yapıldığı zaman mutlak manada bir kişi ya Allah'a yapmıştır ya da yaratılmış olan mahluklara yapmıştır. İşte Allah'a ise sıkıntı yok ama yaratılmış olan mahluklara yapıldıysa bu işte kesinlikle bu adam şirke düşmüştür. Ve kesinlikle burada Yüce Allah'ın o rahmetine nail olmayacak şekilde cehenneme gitmiştir. Çünkü şirk koşan olan bir kişi Yüce Allah'ın innel ve men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cenne. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki Allah tebareke ve teala cenneti kendisine haram kılar. Ayet-i kerimeye göre bu kişi cehenneme girecek. Hem de ebedi bir şekilde cehennemi boylayacak. Bismillah. Evet. Bu birincisi. Ve hâzâ sâigun fî lügatil arabiyye. Ve bu da Arap lügatında bilinen olan bir şeydir. Fehuve kekavlihi yâ eyyühellezîne âmenû. Erku'u vescudu ve'budu rabbakum. Bak burada ya eyyuhellezine amenu.
سبحان الله. الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا. Burada ya eyyühellezine amenu genel bir çağrıdır bütün müminlere. Ve burada irka'u gene geneldir. Ondan sonra üsküdü geneldir. Ama tekil olan kime? Ve'budu rabbekum diyor. Kesinlikle Rabbinize, sizi yoktan var eden yüce yaradanıza kulluk edin burada demek istiyor. Ama bakınız ya eyyühellezine amenu geneldir. Üşkürü rabbekum geneldir. U'budu usjudu rabbakum gene geneldir. Ruku, secde, bunlar hepsi genel olan bir çağrıdır. Ama u'budu rabbakum tekile düşmüş oluyor. Özele düşmüş oluyor. Demek ki ubudiyet yaratılmış olan mahluklara değil, onları yoktan var eden yüce Allah'a yapılması gerektiğini burada beyan ediyor. Ve ne dedik? El haliku li hadihi el eşya huvel mustahakku lil ibade. Bu eşyaları yaratan kim ise, yani zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye yaratılmış ne gibi mahluk varsa kimdir? Allah'tır. Demek ki madem ki Allah tebareke ve teala bunları yaratmışsa, o zaman huvel müstehakku lil ibade, ibadete hakkıyla layık olan kendisinden başka kimse değildir. Bu birincisi. Es-saniyetu tefsir kavluhu teala ve la ted'u min